Refah düzeyinin artması sonucu her geçen gün artan araç sayısı, yeni inşa edilen hizmet alanları ve şehrin tek merkezli olması şehir trafiğini tıkanma noktasına getirdi. İş işten geçmeden çözüm için kolları sıvayan Sivas Belediyesi, şehir trafiğine uzun süre nefes aldıracak, kuzey trafik aksındaki tıkalı noktaları açacak projeleri peş peşe devreye koymaya hazırlanıyor. Sivas trafiği, güney aksında iç içe daireler şeklinde akıp herhangi bir engelle karşılaşmazken, kuzey aksında hareket etmesi gereken trafiğin ise mutlaka şehir meydanına inmesi gerekiyor. Bu durumda özellikle şehrin çekirdek merkezinde ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor. Özellikle şehrin doğusuna yeni hastanenin, batısına ise yeni stadyumun yapılmasıyla birlikte kuzey aksının da tıkanmadan çalışması gerekiyor. Bu kapsamda yeni hastaneden başlamak üzere tıkalı noktalar, yeni yol, köprü ve tünellerle açılacak. Yeni Numune Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte Belediye ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü koordineli bir çalışma yürüttü. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kısa zaman içerisinde hastanenin etrafındaki caddeleri tamamlayarak güney çevre yoluna bağladı. Karayolları ise güney çevre yolu üzerine bir kavşak düzenlemesi yaparak yan yol uygulamasıyla hastaneyi çevre yoluna bağlamış oldu. Böylece ilk nokta tamamlandı. Bu bağlantıdaki ikinci tıkanma noktası ise güney çevre yoluyla özel idare, eski adıyla köy hizmetleri hizmet alanının Abdülvehabi Gazi Caddesi'ni kestiği nokta. O bölümde özel idare ile yapılan yazışmalar sonrasında onay çıkmasıyla birlikte özel idarenin depoları kaldırılacak ve kavşak güney çevre yoluna ulaşmış olacak. Batı yönde ilerleyen trafik, Ali Baba Kavşağı, Seyrantepe, İlözer İdaresi önü ve Mevlana Kavşağı'na ulaştıktan sonra, mevcut durumda batıya hareket etme imkanı bulamadığı için mecburen meydana inmek zorunda kalıyor. Bu zorunluluğu ortadan kaldırmak için Mevlana Kavşağı'ndan sonra şehrin trafik akışını batıya ulaştıracak Sivas'ın ilk ve tek tünel geçişi için proje tamamlandı. Şu an Selçuk Anadolu Lisesi olarak hizmet veren tarihi binanın ve askeri alanın altından açılacak iki tüp geçitte Mevlana Kavşağı Yeni Doğan Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim Camii'nin önüne bağlanacak. Proje için Milli Savunma Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan gerekli izinler alındı. Zemin sondajları tamamlandı. Mimari proje ise onaydan geçti. Resmi prosedürün tamamlanmasından sonra Belediye Fen İşleri Müdürlüğü dev projeyi ihale etti. Tünelin batı çıkışında bulunan 30 konut kamulaştırma suretiyle yıkıldı. Evleri yıkılan mahalle sakinlerine yeni evler tahsis edilerek mağdur olmalarının önüne geçildi. Proje için evleri yıkılan vatandaşlar da en az Başkan Aydın kadar heyecanlıydı. Tüm Sivas'ın heyecanla beklediği ilk tünel için aylardır süren ön hazırlık çalışmaları tamamlandı. Bugün itibarıyla ilk kazma vurulacak, tüneller delinmeye başlayacak. Bugün itibarıyla çalışmaları başlatmış durumdayız. Sivas için çok önemli bir proje. Sivas Belediyesi'nin bugüne kadar yapmış olduğu tek kalemdeki en büyük proje. Sivas trafiğini de, Sivas ticaretini de çok pozitif yönde olumlu etkileyecek bir proje.
tünel inşaatının tamamlanmasıyla birlikte özellikle çıkış tarafındaki tıkalı alanların bağlantı yolları tamamlanarak Mevlana Caddesi batı yönde Menderes Caddesi'ne bağlanmış olacak. Batı aksındaki ulaşım Menderes Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'ni geçerek Gazi Lisesi kavşağına ulaşacak. Gazi Lisesi kavşağında gelecekte hizmete girecek olan Kuzey Çevre Yolu'yla Güney Çevre Yolu'nun Tuzlu Göl üzerinden bağlanması da göz önünde bulundurularak yeni bir düzenleme yapılacak. Gazi Lisesi'nden aşağıya doğru Başbağlar Caddesi'nden inildiğinde güneye geçiş noktasında tıkalı olan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nün içinden güneye yol geçirilecek. Kavşağa güneye ulaştırılacak yolun açılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerekli temaslar yapıldı. Bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü yerleşkesinden geçilerek yeni yol, demir yolu üzerine yapılacak bir köprüyle Gültepe Mahallesi'ne, oradan da yeni stadyum ve okullar bölgesine ulaşacak ve haliyle Güney Çevre Yolu'na bağlanacak. Böylece kuzeyden güneye, doğudan batıya yeni bir trafik akışı kent meydanına inmeden yapılmış olacak.